Dedeciğim özür dilerim. Ne olur beni affedin. Tamam evladım, daha fazla üzülme. Dede, babamı benim yerime öp. Gelemediğim için özür dileyin. Yani Gümüş'ü yalnız bırakamam bu durumda. Babam da bunu anlar. Üzülme. İyi olacak babam. İyi haberler verin olur mu? Siz de. Burayı sakın düşünme. Ben her şeyi halledeceğim, tamam mı aşkım? Tamam. Ev sana emanet ol. Herkese iyi bak. Annene destek ol. Perişan oldu kadın. Tamam dede, gözün arkada kalmasın. Çok iyi bakacağım. Sen de abine destek ol. Onu da sana emanet ediyorum. Gözüm gibi bakarım ben abime. Merak etme sen dedeciğim. Diluba'cığım, sen de kendine çok dikkat et. Daha tam iyileşmedin. Maazallah bir de sen yüreğimizi ağzımıza getirme. Müsterih ol Fikri. Sen beni düşünme şimdi. Yolunuz açık olsun. Babacığım, ne olur bizi habersiz bırakmayın. Tamam evladım. Hadi kızım, gecikmeyelim. Kalın sağlıcakla. Yolunuz açık olsun dede. İyi yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Açık etsin. Ağlayarak gitsinler de gülerek dönsünler. Allah Ahmet'i bize bağışlasın. Amin. İnşallah. Amin. Sen kendini tamam mı? Sen de ne vefalı insanmışsın Şeref kızım. Seni bir başka kadın için terk eden adama amma gözyaşı döktün. O benim çocuklarımın babası. Kızma cancağızım. Ben senin nasıl iyi bir insan olduğunu söylemeye çalışıyorum. Beni odama götür çocuğum. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Biz de odalarımıza çekilelim bari. Geç oldu, yorulduk da. Geçelim anneciğim. Ne desem kızıyor bana Şeref kızım. Şimdi kötü bir şey mi söyledim ben? Bazen ne patavatsız oluyor bu kadın ya. Dilinin kemiğini aldırmış bence. Yok yok. Yaşlılıktan ağzından çıkanı kulağa duymuyor ondan. Prensesim, hadi uyan bakalım. Eve gitme zamanı. Onur, bu saatte eve mi gidilir? Yakalın işte burada. Bakıcı Doruk'la birlikte evde. Gitmemiz lazım. Uyumuştur onlar canım. Rahatını bozma Defne'nin. Hadi yukarı çıkarım da uyusun güzelce. Olmaz olmaz. Aklım Doruk'ta kalır. Hem yarın kursu da var. Gidelim biz. Hadi gel bakayım. Hadi. Ya sen de ne inatçıymışsın be abi. Ben de yardımcı olayım bari sana. Arabanın kapısını falan açarım. Vallahi çok iyi olur. Bu kız bayağı kilo almış. Bir gelişme olduğunda bana haber verin kaptan. Tamam. Hadi, hadi iyi geceler. Hadi bay. Orhan abi, Gümüş bebeğin karnını doyurdum. Altını değiştirip uyuttum. Sabaha kadar uyur inşallah. Sağ ol Seher. Ya sen olmasan biz ne yapardık? Lafı bile olmaz Orhan abi. Siz de benim için aynı. Hatta daha fazlasını yapardınız. Size şimdi yardım etmeyeceğim de ne zaman yardım edeceğim? Abi, Rukiye ablanın durumu gittikçe fenalaşıyor. Ne yapacaksın? Doktora götürmek gerek. Yarın sabah ilk iş götüreceğim Seher. Ya Seher, çok olduk biliyorum. Yani işler yetmezmiş gibi bir de bizim yükümüz. Diyorum ki yarın biz doktora gidince Gümüş bebeğe bakar mısın? Abi söylediklerimi duymadın mı? Ne zahmeti? Her zaman bakarım ben Gümüş'e. Sen bir an önce doktora götür de düzelsin yeter ki. Eksik olma, sağ ol Seher. Gece bana ihtiyacın olursa telefon aç, hemen gelirim. Tamam, ararım. Ki bak, yatağını yaptım. Yoruldun sen de. Hadi uyu dinlen. Bak, bebeğinin de uykusu gelmiştir. Hadi bebeğini de al gel. Ama bebeğini uyutmazsan büyüyemez değil mi ama? Çok yorulmuş. Uykusu var. Hadi yatın artık.
Hayatımın en zor günü. Seni öyle iyi anlıyorum ki. Bir günde iki yakım. İnsan büyüdükçe... Tabii annesinin ve babasının yaşlandığını fark ediyor. Bir gün onlarsız kalacağına kendini alıştırmaya çalışıyor. Ama Gümüş... Gümüş'e bir şey olursa ne yaparım ben? Kızım ne yapar? Onsuz eksik kalırız biz. Hayatımın anlamı kaybolur. Bütün gün onu izledim Bahar. Çok güçlü görünüyordu. Sanki ölümün karşısında dimdik. Ayakta duracağını anlatıyordu bana. Bunu aklından bile geçirme. Kimseye bir şey olmayacak, tamam mı? Gümüş'ün sonuçları temiz çıkacak. İnşallah. Allah. Benim ömrümden al karıma ver. Tamam güzel, tamam. Ağla. Dök içini. Ama bak yarın güçlü olmalısın. Tamam mı? Gümüş'ün yarın en çok sana ihtiyacı var.